Merhaba sevgili seyircilerimiz, karikatür dersine hoş geldiniz. Karikatürün ABC'si ve biz portre karikatürünü anlattık geçen derslerde. Nasıl biz bunları çizebiliriz, nasıl abartabiliriz ve sair. Şimdi bu sonuncu program, yani 12. program portre karikatüründe böyle düşündük, belki biraz renk katalım ama gerçekten renk katırız. Biz kuru kalem ve kuru boyayla nasıl bir karikatürü bitirebiliriz, nasıl sunabiliriz, bunu konuşuruz. Ben bir yöntem var, bunu önceden, yıllar önce Ricœur, Mulatiye, Murşuvan, üç Fransız karikatör bunu çektiler. Ve ben aynı işe burada devam edip nasıl bunları biz renkleyebiliriz ve bu teknikleri birlikte, hep birlikte konuşuruz. Önce bence bir açık renkli. Fark etmez. Yani siz sırayla yeşil yoksa maviyle de bu işi yapabilirsiniz. Ama ben tam üz renklerini seçtim. Bu renkler sarıdan ulaşabilir. Ta bir siyaha kadar koyulandırabiliriz. Ben açık renkle başladım. Açık renkte ben turunç ve etodumu turuncla yaparım. Geçen derslerde de biz Mr. Ben'i seçtik ve dersleri bu portrenin üzerinde çalıştık. Eskiz ve etodu ben açık renkle vururum. Belki kameralar bunu kaydedebilmesinler tam. Ama sonra biz devam ettikçe bu daha görsenebilir, gözükebilir. Evet, sonra bu defa farklı bir karikatür. Biraz burnun abarttım ve ağız yukarı çıktı. Sonra elmacıklar ve ben nasıl bunları bu yöntemle renk vurabiliriz? Bunu konuşayım. İlk önce biz etodumuzu yaparız. Etodumuz açık renkli olur. Sonra hemen bir başka renk alırız. Biraz bundan koyu olsun. Ben pembeyi aldım. Pembe bundan biraz daha koyu. Ve sert hatlarla böyle önceki programda konuştuğumuz gibi ben hatching'e başlarım. Yani taramaya başlarım. Bu taramada ince ince hatlar böyle paralel eşitli olur. Sonra açık tarafa kadar devam ederim. Bu biraz açılır ve sonra kısalabilir. Ve hemen bu bitince daha biraz koyu renge geçirim. Kırmızı. Bilirsiniz, zaman zaman bunların arasında yer var benim çalıştığım için. Yani tamamen kağıt üzeri kapanmamış renkle. Ve aynı işi yaptım. En son ben kahverengini seçeyim. Ve kahverengiyle en koyu olduğu bölgeleri bir kere daha ben tarayayım. Hepsi bunların kavuşunca çok güzel bir teknik ortaya çıkır. Evet, devam ederiz. Ama isterseniz daha buralar ince olsun, yoksa hepsi birbiriyle bağlı olsa daha güzel olur. Ve iş bitince ben siyaha geçirim. Siyahla kalan bir bölgeler ve önemli olan hatları böyle ortaya çıkarırım. Gözüksün. Siz de aynı işi yapabilirsiniz. İsterseniz hemen işe başlayın. İlk önce etod yaparız, karikatür çiziriz. Ama bir açık renkle. Mesela sarı belki gözükebilmedi. Onun için turunç seçin. Ama renge gelince sarıyla başlayın. İsterseniz Mr. Bean'i biraz daha kolay, basit çizin. Zaman yesin bunun renklemeyine. Evet. Ben de burada devam ederim siz başlayınca. Mesela şimdi kaşlara gelince aynı işi yaparım.
tüylerde isterseniz biraz başka renkler de katabiliriz. Mesela şimdi ben isterseniz şu rengi de katabilirim. Ve lacivert de olabilir. Hatta bile mavi de olabilir kaşlarda. Ama kaç kere bu birbirinin üzerine gelecek? Bunu siz karar verirsiniz. Modelinize bağlı. Tam bu bölgeleri bitirince isterseniz burun kısmında ben biraz renk vereyim. Evet. İsterseniz siz de sadece bir göz bölgesine renk verin. Zamanımız yeterli olsun. Evet. Hatırlarsınız geçen derste biz ne söylediğimizi. Evet, taramalar, evet. Taramalar nasıl dönebilir, nasıl yaklaşabilir, nasıl kısalabilir, evet. Mesafeleri nasıl birbirinden daha fazla olabilir, yakın olabilir. Aynı şeyi burada da yaparız. Esas renk, galip renk, şurada kırmızı oldu. Bence önce bir pembe ile başlasaydınız daha iyi olurdu. Çünkü koyulandırca daha sizin eliniz boşa çıkır. Ama renkler fazla olduğu için açıktan gittiğiniz zaman onda daha bölgeleri sırayla koyulandırabilirsiniz. Abdülhakim siz ne yaptınız? Mavini seçtiniz. Evet, maviden. Ama açık maviyle vurdunuz mu önceden? Evet. Evet, önceden taramayı yaptım ama. Ama biraz açık bölgelere de bununla gelebilirsiniz. Hiç sorun yok. Yani sadece fakat ışık bölgeler kalsın, boş dursun. Başka yerler tamamen renk olabilir. Tamamdır. Güzel, ne yapmayı düşünürsün? Yeşil ve mavi kullanacağım. Bir de sarı var. Evet. Yeşille başlayıp ama koyu taraflara mavi ve sonra en son siyaha geçebilirsiniz. Evet. Şimdi hocam buraları biraz koyu maviyle mi gireyim? Ama çok hızlı geldiniz bu bölgeye. Bence bunlar birbirinin çarpla bölsünler. İlk tarama çok güzel açılsın. En son taraflara gidince koyuları kullanabilirsiniz. Ama erken gidince sadece sanki bir renkle bunu vurmuşsunuz. Bilirsiniz ben burada bir başka bir şey anlatayım arkadaşlar. Zaman zaman siz böyle tararsınız. Ben burada çok büyük taradım. Ama kağıdın boş tarafları var. Sonra mesela ikinci renge gelince böyle yapırsınız. Bunlar şimdi kavuştu. Uzaktan bir başka bir renk gözükebilir. Ve sonra mesela üçüncü renge gelince bu daha bir başka renk oldu. Sadece ben bir rengi renklerin arasından seçip onunla renklesem çok doğal olmayabilir, sahte olabilir. Ama bunda çok doğal olur. Çok ağır olur ve sanatsal olur. Onun için tam renkleri nasıl kavuşturabiliriz, karıştırabiliriz bunu düşünün. Şimdi güzel oldu. Daha şu tarafı buraya gelince açabilirdiniz. Sadece bu bölgede olsun mavi. Onda daha güzel olurdu. Evet, ne yaptınız? Güzel oldu. Şimdi ikinci renge geçebilirsiniz. Mesela lacivert'e geçebilirsiniz, mora geçebilirsiniz. Evet, elimiz değince böyle renkler karışabilir. Onun için elimizin alt tarafını isterseniz biz kağıt yapıştırın. Ondan sonra çalışın. Böyle olunca renkler karışamaz. Ve ben de biraz devam edeyim. Mesela şurada burun kısmı tam koyu taraflara gelince kalemi biraz daha sert basın. Biraz daha koyu olsun. Sadece mesafe, kısaltma veya küçültme konular yok. Belki kalemin basması da çok önemli. Koyu olabilir mi, açık olabilir mi? Bu sizin kalemin kağıt üzerinde baskınıza bağlı. Evet.
önceden ben böyle bir şey yaptım. Hemen şurada örnek olarak. Bu Şehriyar, Tebriz'in en ünlü şairlerinden. Ben aynı teknikle ama bu büyük boyutta onu ince ince böyle taramalarla çizdim. Evet, böyle olabilir örnek olarak. Şimdi başka bir yolda var. İsterseniz bunu da bir deneyeyim. Arkadaşlar, özgür bir teknik. Bu çok sevimli bir teknik. Umarım çok zevk alırsınız. Mesela şimdi ben mısır beni çizirken böyle çok özgür hatlarla karıştırıp ve mısır beni çalışmaya çalışırım. Görür müsünüz? İsterseniz ben bitirince siz de sadece mesela göz kısmını deneyebilirsiniz. Çok özgür teknik. Ben kaşları şu tarafta abarttım. Yukarı çıktılar. Ama biraz kaşlar kalın olsun. Sonra göz kısmına gelince ben daha abarttım. Görürsünüz biraz büyük oldu. Sonra aynı şey bu biri gözle de yapılır. Ve sadece bir renk değil, başka renkleri de kullanırız. Burun. Ve sanki hattımız, çizgilerimiz kağıt üzerinden kalkmıyor diye böyle düşünürüz. Sanki kalemi böyle kağıt üzerine koymuş. Bitinceye kadar kalkmamamız gerekiyor. İlk önce bunu yapıp sonra mesela başka bir renge geçirim. Evet, açık taraflar, gölgeler, başka bir renkle böyle çizilebilir. İsterseniz en son tarafta siyah da kullanabilirsiniz. Mesela şimdi ben buralarda kırmızı da kullanırım. Renkler tamamen birbiriyle kavuşsunlar. Söylediğimiz gibi bu özgür bir teknik. Hemen bunu da deneyelim arkadaşlar. Siz de aynı işi yapın. Evet, sonra ben siyah da getireyim şu taraflara. Böyle gözüküyor. Bunu sanki imza atırım. Koyu bir renkle başlasak olur değil mi hocam? Hmm, koyu bir renkle de başlayabilirsiniz. Ama biraz daha düşünün. Çünkü koyu ile başlayınca sonra işinizde yanlış olsa hiçbir şey yapamazsınız. Hı-hı. Ama açıkla olsa sonra koyu ile düzeltip, hı-hı, onu kaldırabilirsiniz. Hocam mavi. Evet, böyle karma karışık. Buna her zaman daha yorgun olsanız, yorgun olan zaman deneyebilirsiniz. Çünkü hiç dikkate gerekmiyor. Sadece zevk işi. Evet. Siz ne yaptınız? Aşağıda mı? İsterseniz kağıdı değiştirelim. Bir başka kağıtta. Evet, siz de aynı işi yapın. Evet, güzel başladınız. Siz de aynı. Ama koyu renkte kullanın kamera kayıtları için. Evet. Ben de mesela şu taraflarda biraz sarı. Yüzün ışık taraflarında böyle imza atırım. Kendi adımı yazdırırım. Her iş yapabiliriz. Önceki tekniği beğendiniz, bunu mu? Hangisini daha fazla beğendiniz? Öncekini. Siz öncekini. Siz? Önceki daha kontrol gerektiriyor ama bu daha rahat olduğu için daha... Siz güzel. Daha rahatı beğenirsiniz. Ve siz İzel? Ben diğerini daha çok seviyorum. Neyi? Yani böyle küçük küçük uğraşmayı seviyorum. Evet, ince taramayı seversiniz. Sanırım siz de aynen öyle mi? Ben bunu daha çok sevdim rahat olduğu için. Rahat olduğu, evet, için daha bunu. Farklı farklı yöntemler var. Yağlı boya var, akrilik var, ekolin var, su boyası var.
Hatta bile bilgisayarla renk vurabilirsiniz karikatürlerinizi. Ama önemli olan nasıl çizelim, orası çok önemli. Onu da tabii bayağı konuştuk geçen derslerde. Hocam peki buna tarama yapabilir miyiz? Yok, tarama yapılsa iki teknik olur. İki teknik olunca göze hoş görünmüyor. Mi? Evet. Tamam. Ben başka farklı renkler de aldım. Siz çalışırken ben de boş durmayayım diye. Mesela şuralarda biraz boz rengi. Kaş tarafında da böyle yapabilirim. Sınırlı olun zaman bunu yapabilirsiniz. Tüm öfkeleriniz kağıt üzerinde boşalabilir. Evet. Hatlar birbirinin üzerinde devam etmesin. Çok özgür olsunlar. Bir de bazı yerlerde kalemi sert basıp bazı yerlerde ışık bölgelerde böyle daha kolay imza atabilirsiniz. İnciyi daha fazla biraz hızlı olun. Yüzün çevresini de çizin. Gördüğünüz gibi çok sevimli bir teknik bu. Özgür teknik. Evet. İyi yaptınız. Renklerin nasıl kavuşması birbirine daha önemli. Renk seçeneğiniz daha önemli. Bence seyircilerimiz de aynı işi yapabilir. Evet, seyircilerimiz gördüğünüz gibi bizim dersler burada sona erdi. Ve sanırım çok zevk verici bir dersler oldu. Benim için böyle oldu. Sıkıntı yaşayabildik. Bazen benim tarzım farklı olduğu için. Hemen dersler bitince ben kendi kentime gelirim. Yani yaşadığım şehirde Tebriz'e gelirim. Ve orada çalışmaya devam ederim. Umarım siz de aynı işi yapırsınız, çalışırsınız. Arkadaşlar bize eşlik ettiler. Cartoon Kulübü'nden bunlara teşekkürlerimi bildiririm. Ve kamera arkasında olan arkadaşlar, bunlar çok hassasiyetle iş becerikli insanlar. Bunlara da çok teşekkür ederim. Ve tüm aile, TRT'nin büyük ailesine, buna da teşekkürlerimi sunurum. Her zamanınız iyi olsun, hayırlı zamanlarınız olsun. İyi çalışmalar dilerim, hoşça kalın.